Örneğin burada bir kapasiten verilmiş ve yine düşey yüklere göre hesapta, yani böyle bir örneğin köprü olabilir bu. İki mesnedi var, görüyorsunuz. Burada V, A, B, B mesnet. Daha doğrusu A, B mesnetleri var. Ve burada bizim elbette ki bir kafes sistem olduğu için yüklerimiz sadece kafesin düğümlerinden gelecektir. Ve bir birimlik yük sadece bu noktalara tesir edebilir. Aradaki yerlere tesir edemez. Çünkü bu bir kafes sistem. Yani biz imalat yaptığımızda da kafesi, elbette ki bunu üzerine bir yol yaptığımızda, örneğin bu yol kafesin üzerine direkt oturmayacaktır. Üzerine şöyle, daha önceden de belki göstermiştik, kafesin düğümlerinin olduğu yerlere belirli elemanlar yerleştirerek ne yapacağız? Yani mesela kirişler gibi şeyler yerleştirerek bu yükü sadece, yani her ne kadar buradaki yükler bütün yol boyunca devam edecek olsa da bu yükler sadece kafesin düğüm noktalarından tesir edecektir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Burada yine bu yol üst tarafta da olabilir, alt tarafta da olabilir. Alt tarafta imal edildiğinde de yine kafesimizin alt kolonun üzerine şuraya bir yol yapılacak diyelim. Şu bizim kafesimizin üst çubuklarını şöyle göstereyim. Böyle olsun örneğin. Ve biz burada yine yol yapacağımızda bu yolu yine birlik, örneğin kiriş elemanlarla ne yapacağız? Kafesin düğümlerine yükü bu şekilde aktaracağız. Yani yol üstte olduğu zaman şu noktalardan tekil yüklerimiz gelecek. Yol altta olduğu zaman da şu noktalardan tekil yüklerimiz gelecek. Bunu öncelikle belirteyim. Bu örnekte ne yapılmış? Ona bakalım. Bizden istediği O2 dediği şu çubuk, D2 dediği bu çubuk ve U2 dediği bu çubuk. İkinci elemanlar almış. Bir de V2 var galiba. V2 demiş. Herhalde ikinci çubuk olarak mı düşünmüş? Neyse. Bunlara bu isimleri vermiş. Bu çubukların tesir çizgilerini. Bu çubuğun tesir çizgisi ne demek? Bu çubuğun kuvveti acaba bizim bir birimlik yük üst tarafta dolaşırken veya alt tarafta dolaşırken bu çubukların kuvveti nasıl değişiklik gösteriyor ve bu çubuğun kuvvetinin maksimum değerine, minimum değerine bunları görmek için. Tabii biz eğer ki böyle bir sistemi inceliyorsak bu sistemde her çubuğun tek tek belki de maksimum minimum değerlerini görmek istiyorsak, böyle üzerde, yani sistemin üzerinde bir yük dolaşırken o zaman her birisi için tek tek tesir çizgisi çizmeniz gerekebilir yani. Şu anda bu çubuklar için çözüm yapmaya çalışalım. Dikkat ederseniz burada bu çubukların o bulunduğu yerden bir kesim yapılmış. Yani bu kesim bize neyi sağlayacak? Bu çubukların kuvvetlerinin kolayca hesaplanmasını sağlayacak. Ve burada mesnetlerimize baktığımızda A mesnedinde bir VA reaksiyonu ve VB reaksiyonu gösterilmiş. Üzerinde, sistemin üzerinde yükle dolaşırken arkadaşlar VA ve VB'nin bu tesir çizgilerini çizebiliriz. Bunların tesir çizgisi bizim standart bildiğimiz tesir çizgisinden çok farklı olmayacak. Yani 1 tonluk kuvvet bu şekilde sadece belli düğüm noktalarında dolaşırken VA'nın ve VB'nin değerleri, bakınız 1 ton tam şuradayken elbette ki bizim VA'nın değeri direktman 1'e eşit olacaktır. 1 ton tam buradayken de VB 1 olacaktır, VA 0 olacaktır. Bunları aslında kiriştekinden çok farklı değil. Yani VA tesir çizgisi.
AA şeklinde göstereyim. Şu noktaya göre moment alıyorum. Buraya O demişsek. Evet. Şimdi burada şu O2 çubuk kuvveti hesaplarken O'ya göre moment aldığımızda toplam moment O eşittir sıfırdan. Şu M VA çarpı 2A artı O2 çarpı H eşittir sıfır diye dengemizi yazabiliriz. Burada başka bir herhangi bir kuvvet yok. Diğerlerin momenti sıfır zaten. Bir birim yükümüz de zaten kesimin sağında. Ve böylece ne diyebiliriz? O2 eşittir. Eksi VA çarpı 2A bölü H diye yazabilirim. Bir de kesimi şöyle yapacağım. Bu sefer şöyle göstereyim. Biraz şu var. Bundan iki tane çizeceğiz. Daha sonra da şöyle göstereyim. Evet. Yani sonra da şu kuvvetlerimi göstereyim. Evet. Burada arkadaşlar VB reaksiyonum var. Yani bir kesiminin sağ tarafına bakıyorum şu anda. Çubuk olarak da O2 burası. Bölü H şeklinde yazabilirim artık. VA idi. Pardon, şurayı. Şöyle yazayım. Evet. Şimdi bakın bir ton kesimin sağındayken dediğimizde o zaman kesimin sağındaysa hani neresi geçerli? Şu kesimi yaptığımız yeri gösterelim. Şurası kesim yaptığımız yer. Bir ton kesimin solundayken de VB ile ilgili kısmım var. O da buradan gelecek. Şimdi burada şu denklemin geçerliydi. VA çarpı 2A bölü H'tı. Şu de rakamı yazabilirim. Bu rakam ne arkadaşlar? Şurası 6 bölü 6. Şurası 5 bölü 6, burası 4 bölü 6. Yani burası 1 ise burası 4 bölü 6. Burası da yine 1 bölü 6. Yani VB'miz şurada 1 bölü 6 diye yazabilirsiniz. Geliyorum şu kısmı aldığımızda dikkat ederseniz denklemimiz neydi? Eksi 4 VBA bölü H'tı. Yani O2 eksi 4 VB'miz 1 bölü 6 A bölü H. Yani 4 bölü 6 2 bölü 3 yapar. Orası da ama tabii eksi. Bunların kendisi artıydı. Ama şu denklem şurada ne geldiği için eksi olduğu için şöyle eksiyi göstereyim. Eksi şurası 2 bölü 3 A bölü H. Bu bizim O2'miz. Bir de sağ taraftayken de şu geçerli. 4 bölü 6 kısmına geleceğim. Ve denklem neymiş? VA çarpı 2A bölü H. Şimdi geldim. O2 VA'mız 4 bölü 6'yı yazacağım. 2A bölü H. Değil mi? Ama bir de başında eksimiz var. Buradan ne oldu? Şurası 3 oldu. Eksi 4 bölü 3 H şeklinde şurayı yazabilirim.
4A bölü 3H. Bu arayı ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi kesimin solunda bu geçerliydi. Kesimin sağında bu geçerliydi. Buradan burayı birleştiriyoruz sadece arayı. Lineer bir doğru parçası birleştirdiğimizde zaten bu aralarda ölçekli olduğu için burası aslında kendi başına tam bir doğrusal parça olacak. Şurada tek bir parça doğru olacak. Burası da böyle olacak. Yani şu denklemi bakarsanız 4a bölü 3h diye ben hesaplamışım. Bu arkadaş da burada bakalım ne demiş. 4a bölü 3h mı? Şu 2a çarpı 4a bölü 6a demiş. A'ların bir tanesi gidecek. 2'nin de bir tanesi 3 olacak. 4a bölü 3h olacak. Burada farklı bir momente bağlı olarak yazmış. Ben momente bağlı olarak yazmak istemedim. Daha kafanıza yatkın olacağını düşündüğüm için. Kesme kuvvetine bağlı olarak VA'ya ve VB'ye bağlı olarak yazdım. Aynı şekilde farklılık olarak hangisini yapayım? Bir de D2 yapayım isterseniz. D2'de de yine bu sefer toplam F'ye eşittir 0'ı kullanacağım. Soldaki dengeyi yazarken şurası D2. D2'yi çizmek istiyorum. D2 teğet çizgisini çizmek istiyoruz. D2 çizerken ne yapacağım? Şuradaki alfa var. Toplam f'ye eşittir 0 yazacaksanız ne olacak? Yukarı doğru v'amız var. Eksi aşağı doğru d2. Soldayken kesimi tekrar yapmam lazım. Evet. Şöyle. D2 çarpı sinüs alfa artı VB eşittir sıfırdan D2 eşittir eksi VB bölü sinüs alfa diye karşımıza çıkacak. Şimdi VA ve VB diyagramlarını hatırlayalım. VA şuydu. Veya tesir çizgisi. VB tesir çizgisi de buydu. Yine hangiler geçerli ona bakalım. Şimdi bir ton soldayken benim bir ton soldayken VB'ye bağlı bir denklem olacak. Bir ton soldayken VB'ye bağlı olan şurayı kullanacağım. Şurası benim 1'di. Şurası 1 bölü 6'ydı. Bir ton sağdayken de VA'ya bağlı olanı kullanacağım. Çünkü VA bölü sin sayfa yazmıştır. Onda da şurasını kullanacağım. Burası 6 bölü 6, 5 bölü 6, şurası 4 bölü 6. Sonra 3 bölü 6, 2 bölü 6 diye gidiyor. Şu bölgeyi kullanacağım. Yani 4 bölü 6'yı sinüs alfaya böleceğim. D2 bulmak için. Bir de şurada da eksi 1 bölü 6 bölü sinüs alfa diyeceğim. Ve bunları tek de diyagramda gösterdiğimde şurası eksi 1 bölü 6 sinüs alfa dedim. Şurası benim D2 çizgisi. Ve diğer taraftan da şunu geldim aldım. Burası da 4 bölü 6 bölü sinüs alfa. Şöyle. Aşağısı artıydı. Bu ikisinin arasındaki parçayı da birleştiriyorum sadece arkadaşlar. Yani kesimi yaptığım yeri ne yapıyorum? Çizemediğim için onu karşıdan karşıya birleştiriyorum. Bir kesiminin sol tarafı için çizim yaptım. Bir kesim için kesiminin sağ tarafı için işlemi yaptım. Ve iki parça, iki tane D2 hesapladım. Ve buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 bölü 6 ve 4 bölü 6'yı kullanarak D2'yi çizdim. Burada da diyagramımıza bakalım. Şurada göstermemiş ama şöyle bunu karşıya kadar götürmüş. Şurayı da 1 bölü sinüs alfa demiş. Yani şu yüksekliğimize 1 bölü sinüs alfa dediği için buranın da 1 bölü 6 bölü sinüs alfa, şuranın da 2 bölü 3 sinüs alfa olduğunu
veya 4 bölü 6 olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, bir de şu şeye bakalım. V1 tesir çizgisine şu şey kuvvetimiz şey çubuğumuz vardı şu. Bu çubuk arkadaşlar dikkat ederseniz 1 ton yol üstteyken durum nasıl? Yol alttayken durum nasıl? Yol üstteyken 1 ton sadece şuralarda dolaşacak. Dolayısıyla benim şu düğümde biraz şu karıştı şekilleri biraz sileyim şundan isterseniz. Buradayken zaten burada mesnet burası. Yol alttayken tabii şurada yine yol imal ettiğimizde şuraya bir gelebilir yani. Yol alttayken 1 ton böyle dolaşacak. Ve 1 ton sadece şu noktaya geldiğinde V2 1 olacak. Diğer yerlerde V2 0 olacak. Çünkü oradaki çubuk dengesinde şurada bir kuvvet olmadığı için burası F eşittir 0 ise V2 de 0 olacaktır. Evet. Sadece buradayken 1 olacaktır. Bir de yol üstteyken de baktığımızda daima V2 0 olacaktır. Çünkü altta hiçbir kuvvet olmayacaktır. Bakınız burada da onu göstermiş. Yol üstteyken kuvvetimiz hep 0. V2 tesis çizgisinde yol alttayken de sadece tam kuvvetin V2'ye denk geldiği yerde 1 olacak. Diğer yerde 0 olacak. Ondan sonra buradan burayı da birleştirmişiz. Evet, bu şekilde arkadaşlar kafes sistemlerde de tesir çizgileri çizmemiz mümkün arkadaşlar.